let you know. Right when I thought I had a chance, it turned out I was too slow. Another blood loss. Gerçek macera yarışına geldik. Ne diyorsun Orkun? Bakalım kim hızlı göreceğiz Cüneyt. Yorgunluktan öldüğümüz bir halimizdeyiz ama çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Gerçekten şu kalabalığa bırakın. Hedefimiz buraya katılmak, doğru mu? Evet. Gerçekten bitirmek bile değil çünkü enerjimiz bitik vaziyette ama saygımız sonsuz, kendimizi biliyoruz. Biz bu yarışı katılmak için geldik. Aynen. Ve birazdan geri sayım başlayacak. 3, 2, 1. Sahte başlangıç. Telsiz bağlantılarımızla parkurda birbirimizden haber alacağız. Herhangi bir aksama olursa birbirimize tabii yardım edeceğiz. Sıfır attık, isaba hayır! Ön bende. Dünya rekoru gelecek ama. Evet gelecek ama arkadakileri tutman lazım. Evet, kondisyon çok yüksek. Yarışa katılanların gerçekten iyi hazırlanmış herkes. Biz de tabi bildiğiniz gibi dört yönlük maceradan geldik buraya. Bayağı bitiyiz ama yine de iyi gidiyor. Hedefimiz bitirmek şu anda. Yeni hedef bitirmek. Düz bölümü geçtik ve dik eğime doğru yaklaşıyoruz. Yorgunluk başladı ve daha tırmanışa geçmedik. Psikolojik olarak ciddi zorlayan bir. Bakalım göreceğiz. Bu zeminde koşmak asfaltta koşmaya göre düz de olsa çok zor. Şu anda bunu hissediyoruz. Daha yarışın 3. kilometresine girdik. 11 kilometre var önümüzde. Orkun tahminen 250 metre önünde olmam lazım. Bir daha söylesene son söylediğini. Bir daha söyle. Bakalım. Evet Orkun, bu ikimizin arasında bir yarışa dönüştü galiba. Galiba biraz öyle oldu kardeşim. Evet. Evet, stratejik olarak elimdeki suyun yarısını içtim. Yarısını da kafama döktüm. Ağırlık taşımayayım diye ama umarım tırmanma noktasından önce su dağıtırlar, yoksa yarışı bitirmem bayağı tehlikeye girecek. Bu riski aldım ama. Evet, yarışların vazgeçilmesi. Köpekler. Hello, hello. Evet, çitin arkasından konuşmak kolay tabi. Ama köpekleri severiz. O yüzden bir selam vermek gerekli. Ve o su var. Çok sevindim. Bu demektir ki strateji tuttu. Boşuna su taşımadık. Harika. Oradan olacak. Evet, su noktasındayız. Büyüksünüz arkadaşlar. Siz olmasanız bitiremeyiz bu yarışı. Evet, Orkun geldiğinde ne yazık ki strateji çöktü demektir. Orkun. Ben dünya rekoruna gidiyorsun sen. Evet. İlk çıkışta öyle bir hata yaptım ama kimseyi kandıramadık. İlk 100 metre kandırdım bence. İlk 200 metrede herkes morali bozulur bırakır diye öyle bir şey yaptım ama yemediler. Evet Orkun. Yokuş noktasına geliyoruz ve şu anda düz yolda yürüyecek halimiz kalmadı. Ne yapacağız? Bu anda hava hissedilen minimum 35 derece. Minimum. Evet. Nem de herhalde %80'lerde. Bravo arkadaşlar. Başka yokuş kalmadı. Başka yokuş.
şimdi geliyor. Bunları toplayacakları için atıyorum. Normalde böyle bir şey yapmıyoruz. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar sağ olsunlar. Doğasever bir yarış yapılıyor burada. Evet, Orkun gitmeden onu yakalayıp geçmem lazım. Görüşürüz yokuşta. Şimdi 5 kilometrelik yokuş geliyor. Ve hava 35 hissedilen. Nem %80. Zaten o yüzden 35. Bayağı su kaybettik daha yarışın 3,5 kilometre oldu. Hiç yokuş çıkmadık. Daha yokuş çıkmadık. Şu an çıkıyoruz da çok hafif. Ve bu strateji nasıl patladı görüyorsunuz. Arkadan gelen herkes geçiyor. Bakalım yokuşta ne olacak. Yokuşa 1 kilometre. 130 metre tırmanacağımız ünlü yokuşa geldik. Orkun, dinliyorum Orkun. Eşek osurtuna tırmanmaya başladım. Aynen öyle. Herkes yürüyor zaten. Kazan mübarek olsun kardeşim. Orkun beni konuşturmaya çalışıyor bu yokuşta. Bir daha cevap vermeyeceğim. Bunlar hepsi taktik. Ama biz yemiyoruz. Eski yarışçılar olarak bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Manzaraları görmeniz lazım arkadaşlar. Doyamadın sen. Evet, çok konuştuk. Geçenler var. Genç. Evet, ne kadar konsantre görüyorsunuz, cevap bile vermiyor. Efendim Cüneyt? Efendim? Abi bu yokuş kötü ve benim sol diz hafif hafif sinyal veriyor. 5. kilometrede. İniş başlıyor. Çok ihtiyacımız var. Harika. Telsizi koruyarak yaptık. Sol dizim çok ciddi sinyal veriyor. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyor bu olay. Geçen sene 11'i bitirmiştim. Kapadokya'da da 11 koşmuştum istasyon. Sonra diz sinyalleri vermiş. Şimdi 7. kilometrede sinyal veriyor. Türkiye'nin her yeri gibi burası da işsiz. İnanılmaz manzaralarda koşuyoruz. Tam zamanında su melekleri. Harikasınız. Yeşil kutu şey. Siz olmasanız bitmez bu yarış. Bakalım ne yapacağız inişte. Hele benim gibi dizleri eski tenisçi olup iki dizilerden sakladım onlardan için. Böyle bir sıcakta. Hakikaten müthiş. Ormandayız. Şişelerimizi çöpe atıyoruz. Zaten yarış sonunda her şey toplanıyor. Evet, en iyi manzaralı yerdeyiz ve şu anda bacaklar gerçekten çok kötü durumda. Ben yürümeye başladım çünkü yokuş aşağı olmasına rağmen inanılmaz kramp geliyor. Finish şu adanın orada. Aşağıda ada var ya, onun tam karşısında finish var. Tahminen 4 kilometre var ama şu anda durmak üzereyim yani. Parmak ucunda. Ne yapalım? Önemli olan dizin sağlamlığı. Ki bir daha koşabilir. Son 3 kilometreye geldik şu anda. Tahminen 2 kilometresi. Kramptan koşamayacak durumdayım. Nefesim var ama kramp izin vermiyor. Bakalım ne olacak. Hedef bitirmek. Şu anda bir adım atacak halim kalmadı arkadaşlar. Kramptan dolayı. Yarışa bitirmeye 1 kilometre kala. Şu an bacaklar bir adım dahi atmıyor. Geçtiğim herkes önüme geçiyor son kilometre. Ama kramp bu. Bitirmek. Hadi.